Merhabalar, ben Gizem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yüz maskelerinden bahsedip duruyordum ve hani soyulabilen yüz maskelerini ne kadar sevdiğimi anlatıyordum gerçi yüz maskelerinden bahsettiğim videomda. Bu sefer işte o soyulabilen yüz maskesini uygulayacağım. Az önce banyodan çıktım, cildimi temizledim. Şimdi de Avon'un hemen adına bakıyorum. Soyulabilen arındırıcı jelini uygulayacağım. Ben bunu çok seviyorum. Zaten bir bunu seviyorum. Bir de Nivea'nın soyulabilen ikili maskeleri var. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Bayağıdır kullanmadım bunu aldığından beri. Benim için gayet de kullanışlı bir ürün oldu. Bunu kullanıyorum. Bu ikisini çok seviyorum çünkü o soyulma hissi çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu maskeyi uygulayacağım sizlerle. Birlikte ne güzel soyulduğunu da sizlere göstermiş olacağım. Öncelikle maskeyi açınca tabii bu ucunda kalan yer her seferinde kuruyor. Onu alıyorum. Yani benim için kullanışlı bir ürün oldu. Gerçi bu tür maskeleri çok kullanmıyorum. Hani sürekli tekrarlamıyorum cildimde ama bayağıdır da bir kullanıyorum. Neredeyse bir yılına dolduruyor gibi benimle. Buralarımda bence gözenekler oluşmaya başladı. O yüzden bu bölgelerime uygulayacağım. O sırada da kendime bakacağım. Kusura bakmayın. Yani çok ince olmayacak ama çok da kalın olmayacak bir tabaka halinde. Kameram kaydı. Maskeyi cildime sürüyorum. Çok ince yapınca soyulmuyor. Çok kalın yapınca da kurumuyor. O yüzden böyle. Gerçi bu sefer ince yaptığım gibi ben ama emin değilim. Orta bir ayarda maskemi uyguluyorum. Bence bu bölge için gayet başarılı oldu. Tabii ki ama es geçersem olmaz. Burnuma da süreceğim. Sivilcelerim de çok güzel çıkıyor kamerada. Sivilcelendim. Burnumun etrafına da maskemi uyguladım. Hatta biraz şu kenarları da taşıracağım gibi hissediyorum kendimi. Buralarda da bence gözeneklerim var. O yüzden buralara da maskemi sürdüm. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Ben bir saat tutayım. Ne kadar zamanda kuruduğunu da söyleyeceğim. Yaklaşık o kadar zamanda kuruyor diyebiliriz. Kuruduktan sonra soymak için geri dönüyorum. Maskemin kurumasını bekledim ve ben geldim. Çok komik gözüküyorum. Şu anda konuşamıyorum da mimiklerimi kullanamıyorum. Birazcık kalın sürmüşüm galiba. Kuruması 30 dakika sürdü. Hatta buralarda bazı yerleri de tam kurumadı bile. Ama şimdi ben size bir soyup nasıl güzel soyulduğunu göstermek istiyorum. Ah, ucunu bulabilirsem tabii. Da aynaya bakmam lazım. Evet. Böyle. Aa, tabii dikkat etmezsem soyamam. Böyle güzel soyuluyor. Yani aslında iğrenç mi değil mi diye düşündüm ama değil. Çünkü zoom yapmadı zaten. Yani hani bir şey yok. Evet öyle yani çok internette böyle gözüken peel videoları gibi bir sürü bir şeyler çıkmıyor. Ama yine de ben bu cırt sesinin verdiği temizlik hissini çok seviyorum. Şimdi de buradakini de çıkartırsam benden iyisi yok. İşte neden belli bir kalınlıkta sürmek gerekiyor? Çünkü mesela şimdi ben burayı çıkartamadım. Burayı kalın sürmüşüm. Çok incelerek gittiği zaman çıkartmak mümkün olmuyor.
ucu bir şekilde elinize gelmiyor. Evet, yine iğrenç olan ama yapmayı sevdiğim şeylerden birisi de bu herhalde. Böyle aa ne gelmiş diye bakmak. Hiçbir şey yok. Evet, dediğim gibi böyle internetteki o peel videolarında böyle bir sürü pıtı pıtı bir şeyler çıkıyor gibi bir şey çıkmıyor ama yine de bu maskeyi yaptığım zaman böyle yüzümde hissettiğim yumuşaklık ve bir rahatlama hissini seviyorum. Psikolojik de olabilir hani bir şey çektiğim için böyle aa ne kadar güzel oldu diye ama ben çok mutluyum. Maskemi yaptım, tamamladım ve kullanmayı sevdiğim maskelerden biri de buydu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu maskeyi alıp kullananlarınız var mı? Neler düşünüyorsunuz bu konuda aşağı bana yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.